Evet, herkese Metombo TV kanalından merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere çok sağlam bir mining videosu ile karşınızdayım. Şimdi mining videosu için ring yapacağız. Şu an onun hazırlığını yapıyoruz. Aslında kurulu olan hazır sistemler var, onları da göstereceğim ama bir tane daha ekstradan bir sistem kurmak için bir ring hazırlıyoruz. Onun da videosunu çekeyim dedim. Şurada hazır, göstereyim hemen. Şimdi burada biz kendi el emeği, göz nuruyla bir ringimizi hazırlıyoruz. Yavaş yavaş başladık. Sıkıntı mı var? Yavaş yavaş şöyle ring bitince neler söylemek istiyorsun? 20 tane kart. Evet, ben saydım. Kaç tane sistemin üzerinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sistemin üzerinde. Şimdi gelelim buraya abi. Canavarlar burada yatıyor. Şimdilik. Kazıyor, devam ediyor. Gel tabanca. Bu arada saat 4 falan arkadaşlar. Gece. Gece 4. İçeride kurulan sistemi, şimdiden merak ediyorsunuz. İçeride kurulan sistem ne kadar da kuruldu işte? 1,5 hafta falan sürdü değil mi? Toplam hepsi gece gündüzlü böyle az uykuyla hikaye leke sizin eseridir. Birazdan göstereceğim ve anlatılacak arkadaşlar. Efsane bir sistemle görmüş olacaksınız. Hemen şu şöyle bir olay oldu. Şöyle göstereyim. Bu da nasıl kullanılacak? Şimdi buralara sığacak şekilde şöyle ekran kartlarını şöyle zaten göstereyim. Şöyle delip yavaş yavaş yerleştireceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekran kartı sığacak buna. Yani bir ekran kartına 6 tane katabildiğimiz için tam 6 tane ekran kartı koymalık yer yaptık. Yani böyle 6 tane olacak. Altına da şuraya da anakart koymak için yerimiz olacak. Ve finito. Şimdi burada anakartları koyacağımız yerleri deliyoruz. Son bir etaplara geçtik. Bu bitiyor yavaş yavaş. Şimdi onları deleceğiz. Sonra bunun bitimine yavaş yavaş bitiriyoruz ve asıl sistemlere geçiyoruz. Önemli olan bu. Şunun fiyatı enişte. Normalde burada sadece şunun fiyatını sen ne demiştin? 500 kağıt. Yani şunu gidip bir yerden satın almak isteseniz şöyle bir şeyi 500 kağıda satın alıyorsunuz. 500 euro bu arada. 500 euroya şunu yapıyorsunuz. Bizim maliyetimiz şunu herhalde 15 euro falan yani. Yok be. Temiz iş. Bir de güzel yaptık. Bayağı sağlam oldu ama baksana. Sallanma yok, kıpırdama yok. Çakı gibi. Neler söylemek istiyorsun? Buralara anakartlar geldi. Şimdi son hali böyle. Bu 6 tane ekran kartı takmalık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de fanlı bir ring. Ben bir şey alıp geleyim. Çok iyi, şöyle göstereyim. Öndeki fanlar yani şunlar. Isıyı çekecek olan fanlar, büyük fanlar. Şunlar da içeriye temiz hava verecek fanlar olarak ayarladık. Bu fanlar ayarlanabilir fanlar. Bunlara bir tane ayarlanabilir bir alet koyuyorsunuz. Adını unuttum. Böyle o fanların hızını duruma göre ayarlayabiliyorsunuz. Direkt de bağlantı yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Şimdi bu bitti. Buna en son olarak şimdi bir tane şu altına, şu alt tarafına şöyle göstereyim. Bir tane anakart koyma yeri sadece ekleniyor ve hazır. Anakartımız da burada. Bozuk bir, bozuk ya. Bozuk bir anakart. Bozuk da sağlam var. İşlemci de var bunda ha. Intel. Çalışıyor ya. i5. 7400 işlemci var üstünde. İşlemci sağlam mı? Evet. Satılır. Güzel oldu ha. Göstereyim.
Ben takır takır bir açıyorum. Evet enişte. Sistem ağırlığısız ne yapıyor? Çalışıyor. Toplam kaç kart? 20 tane kart. Evet ben saydım. Kaç tane sistemin üzerinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sistem üzerinde. Şu anda 6 farklı sistem var. 6 farklı sistemin üzerinde 20 tane ekran kartı çalışıyor değil mi? Aynen öyle. Peki şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Birazcık dağınık arkadaşlar. Şurada en sonki hali yaptık, bitirdik. Ringimizin son hali. Birazcık dağınık, yemekler vesaire. Atölyemiz. Ama şimdi evet sistemlerimiz burada. Şöyle göstereyim ufaktan. Ama önce şurada içeride bir tane sistem var. Öncelikle onu göstermek istiyorum. Buranın ışığı birazcık kötü olabilir. Şöyle yakayım. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekran kartı var. Burada bir sistem çalışıyor. Bir tane anakartın üzerinde. 4 tane 3070, 2 tane de 3060 Ti sistem. Buradaki sistem. Şimdi hemen sağdan şöyle devam ediyorum. Şimdi burada bir tane bilgisayar çalışıyor. Buradaki ekran kartı ne? Bunda 2 tane 1660 süper var. Şöyle. Bunda 2060 normal mi? Evet. Tamam. Şimdi gelelim buraya abi. Canavarlar burada yatıyor şimdilik. Şu sağdakinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bunda var. Şimdi bundaki ekran kartları 5 tane 1660 süper, 1 tane 3070 var. Hemen şu sisteme geçiyoruz. Bu arada bir önceki yani yapılan ringler bir tanesi oradaydı. Diğerleri de bu. Bunlar işte gördüğünüz gibi. Ama yine kurtarıyor. Her türlü işe yarıyor yani. 1, 2, 3, 4 tane bunda var. Görsel güzellik değil. Tabii. Sağlamlık ve kaç emaç kazdı. Getirdiği para diyorsun. 4 tane ekran kartı burada. 1, 3080. 2 tane 3070. 1 tane de 3060 var şurada. Ti. Bir tane burada bir bilgisayarımız var. Bundaki 3070'lik bir sistem de burada var. Şu anda burada da bu sistemin ekranı şurada kazıyor, devam ediyor. 20 tane ekran kartı var burada. Evet enişte, şimdi ben şöyle şunu şuraya kuruyorum. Yanına geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle sistemimizi hep birlikte incelemeye geçelim. Ama öncelikle şimdi bu sistemi nasıl kurmaya karar verildi? Nereden başlandı? Nasıl bu hale geldi? Neden bu kadar çok ekran kartıyla kazı yapıyoruz? Kaç emaçla kazı yapıyoruz? Şimdi onları ufak ufak anlatalım. Burada ekranda da onları hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ben de zaten fotoğrafları olur. Fotoğraflarını da şöyle sağda bir yere koyarım. Sponsorumuz da Red Bull. Anlaşılan. Red Bull sponsorluğunda şaka şaka. Sponsorumuz yok. Hepsi kendi maddi gücüyle yapılan şeyler. Ya benim bir katkım yok. Ben sadece videoyu ulaştırıyorum. Bir ufak da emeğim var. Çok ufak, biraz önce gördünüz. Şimdi işte 1,5 hafta önce böyle aklına esti. Dedim burası bilgisayar dükkanı arkadaşlar. Fransa'da, Strasbourg'da, Haguenau'da bir bilgisayar dükkanımız. Şu anda bu semtteki en büyük ve en iyi hizmet veren yer burası. Burası, bu şirket yaklaşık 5 yıldır var ama müşteri alımı yani hatta mağaza olarak tam 1 yıldır var. Ama onun öncesinde 5 yıldır da bunun mağazanın ve bunun altyapısı yapılıyordu. Aynı zamanda da arka tarafta işler devam ediyordu. Yazılım, web sitesi ve benzeri. Eniştem şirketin sahibi ve çocukluğundan beri herhalde bilgisayara hem ilgili hem de onun üzerinde işler yapıyor. Sadece donanım üzerinde değil, hem yazılım, web tasarım ve benzeri şeylerde de bilgili kendisi. Şimdi 1,5 hafta önce başladık. 2 ekran kartıyla. İlk başta bana gösterdin kaç emaş alıyordun? İlk başta 140'la başladık. 140'la başladık. Ekran kartları bir tane 3070, bir tane 3070 vardı sadece. 2-3070 ile. Sonra baktın. İlk önce Windows üzerinde başladık. Windows üzerinde Windows'un stabil çalışmadığından ötürü Linux alternatif işletim sistemini araştırdık. iOS, şu an kullanmış olduğumuz. Bu direkt sadece kazım yapmak için tasarlanmış bir Ubuntu direği. Windows kullanmıyoruz, Linux üzerinden kazım yapıyoruz. Hem de daha iyi kazım yapmaya yarıyor değil mi? Hem de yani onu çok basit bir dilden anlatırsak daha iyi kontrol, daha kolay kontrol etmemize yarayan bir sistem. Aynen. Windows yani, değil de Linux sistemi özel üzerinden. Özel bir sistem için geliştirilmiş bir yapı. Evet yani sırf bu mining için geliştirilen bir sistem üzerinden hem telefondan da kontrol edebiliyoruz. Mükemmel bir şey. Sonra bütün bilgisayarlardan Windows'ları ve hard diskleri çıkarttıktan sonra biz normal iOS üzerinden
USB'leri hazırlayıp USB'ler üzerinden makineleri bootedip diğer ekran kartlarını sisteme ekledim. Şu anda yani eklene sisteme ekran kartları eklene işte bir tane bilgisayarın içindesinden ringlere döndü. Şu anda toplam 20 tane ekran kartı çalışıyor. Şimdi kaç tane ne var işte? Biraz önce söyledim. Onları da söyleyelim. Toplam kartlara baktığımızda 2, 4, 6, 8 tane 1660 Super var. Pardon, 7 tane 1660 Super var. Bir tane 2060 var. 3 tane 3060 Ti var. Evet. 2, 4, 6, 7, 8 tane 3070 var. Bir tane de 3080 var. Toplam 20 tane. Toplam 20 tane ekran kartı da şu an kazanıyor. Peki değer nedir? Ne kadar kazanıyoruz? Ne kazıyoruz? Günlük kazancımız, giderimiz ortalama olarak aldı. İşte 1,5 haftadır yapıyoruz. Daha aylık olmadı değil mi? Yani bir ayımız da olmadı. 1,5 haftadır yapılıyor. 1,5 haftada 20 tane ekran kartı. Bu arada ekran kartları da yok piyasada. Yani çok zor ulaşılıyor ekran kartlarına. Düşün, burası bir şirket olmasına rağmen sınırlı sayıda ekran kartı var değil mi? Evet. Aynı zamanda da müşterilere bilgisayar yapıp satılıyor burada. Oyuncu bilgisayarı vesaire. Sınırlı sayıda ekran kartı olmasına rağmen böyle bir sistem kurabildik. Şimdi değerlere bakalım. Toplam kazış değeri 1.011 GHz bölü saniye olarak kazıyor. Ethereum kazıyor. Ethereum. Dahil olmuş olduğumuz havuz full taraf değerlerine baktığımızda şu an için günlük kazım 0.04 ortalama Ethereum olarak. Dolar bazlı baktığımızda daha iyi anlaşılabilmesi için günlük 82.93 dolarlık bir kazım yapıyor bu sistem. Günlük 82.93 bir evet. Günde şu anda bu sistemin kazancı getirdiği. Haftalık 580, aylıksa 2522 dolarlık bir kazım yapıyor. Bir ayda 2522 dolarlık bir kazım yapıyor. Bir MH mı dedin? Bir? 1 GHz. 1 GHz. Yani artık MH'ı falan geçmişiz değil yani mi? Yani 1000 MH oluyor. 1000 MH oluyor. 1000 MH 1 GHz'e dönüyor. Normalde insanların kurduklarında 100-150 MH, 180 yani MH, 300-500. Çok bariz anlaşılması açısından bir tane RTX 3070 konulduğu da sisteme 60'a kazım yapılıyor. Yani bir tane. Aylık 2500. Peki bunun ortalama kaç watt elektrik harcıyor ve gideri nedir? Yani buradaki şu anda, bu arada Fransa'dayız. Yani bu elektrik gider, daha doğrusu ülkeye göre değişir. Yani Almanya'da farklıdır, Türkiye'de farklıdır. Köyün belki atıyorum yani Erzurum'da, Erzincan'da veya başka bir yer, Antalya'da bir yerde yapacaksınız. Ya da güneş paneliniz vardır. Elektrik gideriniz ona göre daha da düşer. Yani bu gider aslında kişiden kişiye göre değişiyor. Evet. Bir nevi. Aynen. Sadece bölgesel olarak değil, anlaşma olarak da değişiyor. Burada toplam bir anlaşma yapıldığında elektrik kiraları yarı yarıya azalabiliyor. Mesela. Yani. Mesela şu anda kaç volta bu 2367 sistem? 2367 kilowatt. Anlık olarak bu 2367 kilowatt tutuyor. Anlık olarak 2367 kilowatt. İşte buradan aslında kendi tüketiminize göre de hesaplayabilirsiniz. Hesaplanabilir mi? Yani hesaplanabilir. İnternet siteleri var. Mesela bu internet sitesi gibi kompare ediyor. Burada sizin aç değerinizi soruyor. Bizimkisi 1 GHz olduğu için buraya 1 GHz yazıyoruz. Toplam 2657 kazancı aylık olarak hesaplıyor. Şurada da tüketimi soruyor. Tüketim de buradaki iOS üzerinde vermiş olduğu 2369 değerini de şuraya yazdığımızda 2369. Bu değeri otomatik olarak bölgenizdeki elektrik kilovatının ücretini de buraya eklediğinizde bunları düşüyor. Günlük 85 dolarlık bir kazanç varken 3.41 elektrik kesintisi ortaya çıkıyor. Toplam ay bazında bu bakıldığında 2554 dolar kazanılırken 100 dolarlık gibi bir elektrik faturasına tekabül ediyor. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye göre hesaplama yapıldığında yani 2500 getirisi olan bir sistemin şu anda 100 dolarlık da bir gideri oluyor. Sadece elektrik gideri bunların. Aynen. Doğru mu? Peki en önemli konuya geliyorum ben işte. Şu anda 20 tane ekran kartı ve ringlerle işte kurulan power supply'lerle, anakartlarla vesaire. Toplam bir maliyet söyleyebilir misin? Toplam bir maliyet. Yani içeride bilgisayarlar vesaire şu anda şu sistemin yani ya bu kartların değerleri normalde bugünkü temin edilen miktardan çok daha düşük. Ama şöyle kartlara bakıp da ortalamasını baz aldığımızda kartların tanesine 1000 euro olarak baz alabiliriz. 1000 euro olarak baz aldığımızda burada sadece kartlar 20.000 euroluk kartlar. Geri kalan sistemde ringlerin yapılması,
alüminyum malzeme, işçilik. Güç kaynakları da çok aynı zamanda bulunuyor sistemde kullanılacak. Aynen. Büyük güç kaynakları gerekiyor. Güç kaynakları zaten tek başına 500 lira gibi maliyeti var. Şu anki mevcut sistemde onlar 3 tane kullanılıyor. 1500 lirada güç kaynakları var. Ekran kartları, işlemciler, RAM'ler onlar çok fazla malzeme tutmuyor. Diğer kablolar var. Anakartın üzerine 6 tane ethernet kart takılabilmesi, bağlantı konektörleri. Onlar da genel olarak bir 5000 lira. Toplam sistemin maliyeti 25 bin lira gibi bir meblağ. Yani bu da şu andaki minimum değerlerde, evet, söylüyoruz. Çünkü atıyorum yani şu anda bulabileceğiniz en ucuz ekran kartının, yani mining yapabileceğiniz, kazı yapabileceğiniz en ucuz ekran kartı 1000 euro değil mi işte şu anda? Piyasada burada şu an stokta olan tek bir tane ekran kartı var. 3060 olması lazım. 3060. 3060'ın değeriyle, 3060 değil 3090. Yani bir tek 3090 var stokta, başka kart yok. Gelenlerin hepsi... Yani Avrupa'dan bahsediyoruz bu arada. Alabiliriz. Şu anda Avrupa'da stok baktığın zaman sadece 3090 piyasada bulabiliyorsunuz. 3090 var, o da 2600 lira. Şu anda alabildiğiniz 3090'ın fiyatı 2600 lira. Sonra geliyor, direkt hemen alamıyorsunuz. Ön siparişe getiriyorlar. Stok yok. Yani şu anda biz minimum değeri hesapladık buradaki. Buradaki hiçbir ana şu anda ekran kartını 1000 euroya satar mısın mesela? Sen bir burada şirket sahibi olur. Şu anda ben gelsem senden bir tane ekran kartı istesem, şurada herhangi bir tane ekran kartını 1000 euroya bana verir misin? Hayır. Hayır. Çünkü yok, yani piyasada yok. Olmadığı için değer artıyor ve bu ekran kartlarına sahip olan insan aynı zamanda para da kazanabiliyor. Aynen öyle. Bu yüzden piyasada yok ve değeri fazla. Yani şu anda elinizde varsa bir ekran kartı değerli, altın gibi. Aynen öyle. Yani bugün bir tane 3.090-2.500 euro yapıyor. Yani bu 20.000 euro az bence yani söyledin şu anda. Tabii 20 tane ekran kartı söyledik. Yatırım yapmak isteyenlere bir hesap çıkartacak olursak şunun üzerinde. Bir tane ringe bundan 6 tane atılabiliyor. Biz 2500 ortalama değer olarak bugün satın alınabilecek bir kart üzerinden bahsedelim. 2000 euro. Bundan 6 tane alındığını farz edelim. 6 tane ekran kartı alındığı zaman 2579 çarpı 6 15474 yapıyor. Buna da artı 1000 euro ring kurulumu ve diğer malzemeler, güç kaynağı, anakartla eklediğim zaman artı 1000 euro. Toplam 16.474 liraya bir ring kurabiliyorsun. Bir ring kurabiliyorsunuz. 16.500 ya. 16.500 yazalım. 16.500'e biz toplam 6 tane 3090 koyduk. 6 tane 3090'ın MH değeri olarak bir tanesi 120 üretiyor. 120 üzerinden 120 ile burada 6 çarptığımız zaman toplam 720 MH'lik bir kazı yapabiliyor. Bunu da biraz önceki hesaplama sitesine gelip de burayı MH'a çevirip 720 yazdığımızda $1800. Aylık $1800 bir getiriniz oluyor. $1800'ı da biz daha net anlaşılması açısından bunu direkt olduğu gibi şeye çevirelim. TL'ye. Euro. Her şey Euro bazlı olduğu için. Tamam. TL'ye mi çevirelim? Nasıl? Sonra en finalde karımızı çevirelim. 1500 euro kazanı, 1500 euro'nun TL karşılığı çarpı 9 yapıyoruz diyor arkadaşlar. O kazanıyor aylık. 16.500 liraya mal etmiş. Yani biz harcamış olduğumuz parayı ne kadar sürede çıkaracağımızı hesap edecek olursak 16.500 bölü 1500 dediğimizde şu an yatırım yapıldığı takdirde 11 ay içerisinde kendi ana parasını çıkarttıktan sonra aylık 1500 euro bir şey bırakıyor. Temkan bırakıyor. Burada TL olarak aylık kazancı 11 aydan sonraki elde edilecek olan kazancı günümüzde olursa 12.000 lira. Olmuş. Yani şu an için 16.000 liralık. Yani bunun da atıyorum 1000 lirasını elektriğe gider olarak saysanız 1000 lira, hadi 2.000 lirasını, 10.000 lira net karınız cebinize kalıyor şu anda. Net kar olarak 500 ne kadar TL yapıyor? 142.000 lira. 142.000 liralık bir yatırım yaptığınızda 10.000 lira net karın olmuş oluyor. Elektrik giderleriniz vesaire işte karşılandığı zaman 10.000 lira net karınız oluyor. Yani bu ne demek oluyor? Bir yılda kendini amorti ediyor, evet, ve bunun üzerine kendini amorti etmesine rağmen kendi ekran kartları yine sizin olmuş oluyor. Yani bu ekran kartları hem sizin karınız olmuş oluyor, tekrar satarsanız yine senin paran. Aynı zamanda kazım devam ettiği sürece de yine 10.000 bir yıldan sonra kendi cebinize komple kalıyor. Yarın öbür gün atıyorum sıkıldınız veya başka bir şey oldu. Yine ekran kartları kullanılan, günümüzde tüketilen oyuncuların aldığı rahatlıkla yine maliyetini çıkartabiliyorsunuz yaklaşık olarak. Doğru muyum bu konuda? Evet.
Evet, yani buradaki şu anda atıyorum burada yine bir 200 bin liralık bir sistem yatıyor enişte. Öyle. Rahat. Yani şu anda burada 200 bin liralık bir sistem yatıyor. 200 bin liralık sisteminde yaklaşık şu anda TL karşılığı kar olarak da yine 20 bin lira civarında TL olarak hesaplıyorum. Şu an biz Avrupa'dayız. Yine TL olarak hesapladığında 20 bin TL civarında bir kar olmuş oluyor. Ortalama olarak. Tabii ki bu söylemiş olduğumuz bütün değerler bugünkü Ethereum. Ethereum üzerinden. Ethereum üzerinden. Ethereum yarın bir gün iki katına çıktığında bu kazanç değerlerinin tamamını da iki katına çıkartacak. Aynen. Bulundurmak lazım. Ethereum sürekli artarak devam eden bir şey. Bugün 1500 lira bandında seyrediyor. Yarın 3000 olduğunda kazancınız 10 bin liradan otomatik olarak 20 bin liraya çıkar. Ethereum yarı yarıya düşerse 10 bin liralık kazanç 5 bin liraya düşer. Bu tamamen Ethereum endeksli bir şey. Çünkü kazılan değer Ethereum dönüştürüldüğünde Euro'ya, TL'ye veya dolara o anki kurdan değerlendiriyor. Yani Ethereum'u ne kadar o anki kur neyse karınız aslında onun üzerinden devam etmiş oluyor mantığı yani. Yani siz bugün 3 ay boyunca hani bu sistemi kurdunuz, paranız var. 3 ay boyunca Ethereum kazdınız. Kazdığınız Ethereum'u paraya nakite dönüştürmediniz. Yarın öbür gün kazdığınız Ethereum iki katı fiyatına da satabilirsiniz. Böyle bir kar da olabilir. Ya da şu anda kazdığınız Ethereum'u TL olarak dönüştürmeyip hesabınızda alsat da yapabilirsin. Yani evet, borsa gibi oynayabilirsin de. Bundan da para kazanabilirsin. Yani sadece bu sistemde Ethereum kazdım, aldım, kazdığımı satayım da para kazanayım değil. Kazdığın Ethereum'u da iki katına da çıkartabilirsin. Kesinlikle. Al sat, Ethereum düşünce alıp işte yükseldiğinde satabilirsin, düşünce alabilirsin. Yani burada aslında resmen bir işle uğraşmış gibi oluyorsun. Yani evet, bir ticarete atılıp bir para yatırıp, değil mi? Aynen. Büyük bir sistem üzerinde. Evet, Ethereum borsası üzerinde istediğin gibi aslında eğer seviyorsan al satı bu işlerle uğraşmayı, varsa paran gayet mantıklı bir iş şu anda. Hemen hemen her şeyi anlattık. Ha, bu sisteme şu anda mesela biz bir tane ring yaptık ve bu sisteme daha eklenecek olanlar var. Evet, şu an için yolda gelecek olan 6 tane daha 3070 var. Evet, şurada mesela 2 tane daha ekran kartı var. Onlar garantide gelecek olan. Garantide, evet, yani bunlarda bir sıkıntı oldu. Şimdi orada eklenecek, burada 2 tane var. 6 tane mi dedi? 6 tane ekstradan işte siparişi verilmiş, elimize ulaşmasını beklediğimiz ekran kartları var. Bu sisteme daha eklenecek olan işte bir sürü ekran kartı olacak. Bu yaklaşık önümüzde 1 ay var, değil mi? Ortalama. 1 ay içerisinde yani bir bunun gibi bir sistem daha belki olabilir diye düşünüyorum. O zaman yine güzel yorumlar ve beğeni artı abonelerimiz olursa bunun devamını çeker miyiz? Çekeriz. Çekeriz. Bu arada eniştem kitap gibi bir adamdır gerçekten, yani oku oku bitmez, hikayeleri güzel. Bir gün böyle röportaj tarzında bir şey yaparsak, hani sıfırdan Mecidiyeköy'deki çocukluğuna biraz inersek, küçüklüğüne, aslında Kırıkkale'de. Evet. Kırıkkale'deki bir küçük bir bilgisayar dükkanından Fransa'da büyük bir firmaya dönüşmek, değil mi? Evet. Kısaca özet bu olmuş oluyor. Şu anda komple bu bölgede değil, aynı zamanda Paris'ten ve işte o bölgelerden bile siparişlerim var. Aynen, internet sözlerinden. İnternet sözlerinden geliyor. Yani bu bölgedeki şu anda en büyük olan bilgisayar dükkanı sensin. Evet. Çok büyük firmalar dış tarafında. Öyle bakalım. Ondan bir güzel bir aslında röportajını yapabiliyoruz eniştem, bak istersen eğer. Neden olsun? Paylaşmak istersen. Seni dinlemek isteriz yani. Komple. Evet, videomuzun da sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir videoydu. Aklınıza takılan herhangi bir soru olsa da aşağıya yorum olarak belirtin. Bir sonraki mining videomuzda onların hepsini hem cevaplarız hem de güzel bir video olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.